Evet değerli dostlar, Aile Saadeti programında yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Değerli dostlar, programımızın konularını sizden gelen istekler üzerine yapmaya, hazırlamaya gayret ediyoruz. Ve çok değerli uzmanlarımızla, hocalarımızla birlikte sizlere en iyi şekilde konularımızı ulaştırmaya gayret ediyoruz. Evet değerli dostlar, bugünkü konumuz gençlik. Gençliğin sorunları, gençliğe karşı anne baba ebeveyn tutumları ve bunların çözüm yollarını konuşacağız. Konuşacağız da bugünkü konuğumuz uzman doktor Tahir Özakkaş, psikiyatrist hocamız. Bizim programımız için ta Kocaeli'nden geldiniz değil mi hocam? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Evet. Hocam sizi stüdyomuzda görmek, sizinle program yapmak uzun zamandır düşündüğüm bir ve arzu ettiğim bir konuydu. Çok şükür nasip oldu. İnşallah çok güzel bir programı birlikte gerçekleştireceğiz. Evet değerli dostlar, 0312 alan koduyla 341-2040'dan telefonla konumuzla ilgili özellikle sorularınızı bekliyoruz. Ayrıca 0552-341-2040'dan WhatsApp'tan sorularınızı bekliyoruz efendim. Konumuz gençlik sorunları ve anne baba ebeveyn tutumları çözümleri. Konuğumuz Profesör, inşallah hocam o da gerçekleşir, uzman doktor Tahir Özakkaş hocamız, psikiyatrist. Değerli dostlar, gerek telefonla gerek WhatsApp'la bize ulaştığınızda çekeceğimiz kura sonucu masanın üzerinde gördüğünüz benim kitaplarımdan bir izleyicimize iki tanesini hediye olarak göndereceğiz. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz. Bugün de hava çok güzel. Herhalde sizi böyle Ankara güzel bir karşılamayla bağrına bastı diyelim. Güneşle karşıladı. Güneşle evet. Karşıladı. Hep aydınlık olsun inşallah günümüz. Teşekkürler efendim. Saatlerimiz, aylarımız. Hocam, gençliğin tanımıyla başlayalım mı? Gençlik nedir? Tabii gençliğin de tanımını yapmak zor. Çünkü gençlik dediğimde benim aklıma farklı şeyler de geliyor. Biyolojik gençlik mi, ruhsal gençlik mi, enerji gençliği mi, mücadele gençliği mi, yılmak bilmeyen inanç gençliği mi? Bunların hepsi farklı farklı gençlikler. Evet. Herhalde bir doktor olarak öncelikli olarak biyolojik gençlik dediğimizde biyolojik evreler dediğimiz evrelerimiz var. Evet. Bu evreleri Erik Hamburger Erikson diye bir değerli bilim insanı 9 evreye ayırmış. Evet. Bu 9 evre bir yaşına kadar olan evre, 2 ile 3 yaşına kadar olan evre, 4 ve 5 yaşına kadar olan evre, 6 yaşla 13 yaşına kadar olan evre, 13 yaşıyla 20 ile 25'li yaşa kadar olan evre, 25 ile 40 arası, 40 ile 65 arası ve 65 sonrası dediğimiz evreler. Bu evrelerden 13 ile 23 yaşındaki evreyi gençlik evresi veya ergenlik evresi dediğimiz evre olarak tanımlıyoruz. O evrede İnsanın biyolojik yapısı değişir, erişkin hale dönüşmek için ön hazırlık olur, ruhsal yapı alabora içerisine girer, değer yargıları, inançlar sorgulanır, her şeyin karma karışık olduğu, vücudun boyun uzadığı, vücudun hormonal yapısının değiştiği, sekonder seks özelliklerinin bariz hale geldiği, kadının kadın gibi, erkeğin erkek gibi olduğu bir dönemdir. Bu döneme gençlik dönemi diyoruz. Evet, hocam gençliğin biyolojik özelliklerini paylaşalım mı? Hay hay. Yani biyolojik özellikler dediğimizde biliyorsunuz bebeklik dönemi var. Bebeklik döneminde beraber bebek bir yaşına kadar yürür. Bir yaşı ile üç yaşı arasında yavaş yavaş bir kişilik örüntüsünün geliştirdiği bir dönem. 3 ile 5 yaş arasında rekabete dayalı bir dönem. Ardından okul hayatına başlar, anaokuluyla beraber, ilkokulla beraber. Orada arkadaşlarıyla rol kapma, kendisini toplum içinde sosyal olarak bir yere oturtma gibi bir pozisyona girebilir. Ortaokulla başladığı andan itibaren de çocuk kendisini ruhsal olarak çocuk olarak hisseder, oyun çocuğudur, gözü sokaktadır. Fakat birdenbire bir şey olur, vücudu uzamaya başlar, boyu uzamaya başlar. Kemikleri gerilir, kemik ağrıları başlar. Hemen ardından
Erkek çocuklarda seslerin kalınlaştığı, yavaş yavaş tüylenmenin meydana geldiği bir tuhaf haller olur. Kız çocuğunda da keza aynı şekilde göğüslerin büyüdüğü, kalçaların genişlediği ve tüylenmenin meydana geldiği bir dönemde çocuk bir cinsel kimliğe doğru dönüşme durumunda kalır ki evet. Ruhsal yapı bu dönemde hazırsa bunu içtenlikle kabul eder ve devam eder. Eğer hazır değilse, ruhsal yapı hala çocuksa, çocuk kendisindeki değişimleri algılayamaz, anlayamaz, kavrayamaz, bütünleştiremez ve bu dönem bir kriz dönemi olarak karşımıza gelir. Demek ki biyolojik olarak aslında en önemli şey hormonal yapının değişmesi, evet. Cinsiyet belirtilerinin açığa çıkması, vücudun büyümesi, yavaş yavaş erişkinliğe ilk adımın atıldığı dönemdir. Evet. Hocam, bu değişikliklerde genetik faktörler mi var? Yoksa çevresel faktörler mi var? Bu konuda ne dersiniz? Hani bazısı kabul ediyor, doğru düzgün gidiyor, değişiklikleri kabul ediyor ve uyarlıyor, uyuyor buna. Fakat bazıları da hala çocuksu ve özellikle biyolojik değişiklikleri kabul edemiyor. Bunun faktörleri nedir? Sorunuzu şöyle anladım, doğru anladığımdan emin olmak istiyorum. Buyurun. Bir çocuk 12-13 yaşına geldiğinde, kızlarımız adet görmeye başladığında, erkek çocuklar yavaş yavaş seste kalınlaşma, vücutta kıllanma, tüylenme meydana geldiği andan itibaren kendisini erkek gibi ve kadın gibi hissetme durumuna girerler. Bu doğal bir süreçte birkaç yıl süren krizli böyle bir dönem olur ama bazı çocuklar bu şekildeki bir değişimi kabullenemiyorlar. Hala çocuk kalmak istiyorlar. Kız çocuğu kızlığını kabullenemiyor, erkek çocuğu erkekliğini kabullenemiyor. Çünkü o andan itibaren çocukluk bitecek, çocukluktan vazgeçeceksiniz ki genç olasınız, ergen olasınız. Çocukluktan vazgeçemediğiniz müddetçe de ergen olamazsınız. Bu vazgeçme ve vazgeçememe, yani mevcut rollere adapte olup olamama, biyolojik kaynaklı genetik bir faktöre mi bağlı, yoksa evet. Çevresel etkenlere mi bağlı diye bir soru sordunuz anladığım kadarıyla. Evet, hocam. Bunun genetikle pek alakası yok. Genetik daha çok boyun uzaması, kilo, bir takım saç ten rengi, bununla ilgili özellikleri belirler ama bir sonraki role hazırlanmak, yani çocukluğu bırakarak ergenlik veya gençlik rolüne hazırlanmak daha çok anne babanın yetiştirme tarzı ve çevresel faktörlerle ilintilidir. Evet hocam. Çevresel faktörlerle ilintili bir kısım çocuklarımız genç olmak istemiyorlar, ergen olmak istemiyor, çocuk olarak kalmak istiyorlarsa ya çok yoğun bir şekilde çocuklukları beslenmiş, bir şekilde aşırı doyurulmuş veyahut da çocuklukları hiç beslenmemiş, evet. Oyunu yeter kadar oynamamış, hayat sorumluluğunu sırtına binmiş çocuklar olarak değerlendirebiliriz. Evet hocam. Bu çok önemli bir konu değil mi? Kesinlikle. Evet. Hocam, ruhsal özelliklerinden de bahsedelim mi? Gençlik döneminin ruhsal özellikleri nelerdir? Şimdi bu konu aslında bizim şu anda esas konuşmak istediğimiz konu. Evet. Kafamda da bu konuyu biraz daha açmak evet. Vardı. Siz de bu soruyla açmaya fırsat verdiniz. İnsanoğlunun birey olma hikayesi vardır. Evet. Birey olmak demek, özgür iradesiyle karar verebilme yetisini İç dünyamıza muhafaza edebilmek demektir. İrademizle karar verebilme noktasına gelebilmek çok zor bir olaydır. Biz iradeyle karar verdiğinizde, bir tercihler arasında tercihte bulunduğunuzda sorumluluğu siz alırsınız. Bunun ilk denemesi 1 ile 3 yaş arasında olur. Çocuk etrafındaki nesnelerden, oyuncaklardan, yönlerden birisini seçerek o yöne doğru hareket etmek, o oyuncağı kullanmak, o kazağı giyip giymemek iradesinde bulunur. Belirli yemekleri yemek, belirli yemekleri yememek gibi. İşte burada bakım veren kişiler dediğimiz, o çocuğu besleyen, büyüten kişilerle ilgili bir süreç çalışır. Çocuğun bu iradesine saygı gösterir. Çocuğun tercih yapabilme potansiyelini önüne alternatifler koyarak hangisini istiyorsun şeklinde iradenin desteklendiği bir eğitim süreci, çocuğun sağlıklı bir birey olmasını sağlayacak süreci meydana getirir. Ama bizim kültürümüzde, ki bu cemaat tipi kültürdür,
Buradaki cemaat tipi kültürden kastettiğim şey de sosyolojik anlamda bir cemaat. Evet. Toplumlar, dünyadaki tüm toplumlar iki türlüdür. Cemaat tipi toplumlar ve cemiyet tipi toplumlar. Evet. Cemaat tipi toplumlar daha çok tarıma dayalı, pederşahi bir ailenin yönettiği, daha çok birey olmanın engellendiği bir yapılardır. Ama modernleşmeyle beraber, çağdaşlaşma veyahut da sanayileşmeyle beraber o geleneksel aile modeli, tarıma dayalı aile modeli yavaş yavaş kayboldu. Bunun yerine daha çok bireyin ön plana aldığı, çekirdek ailenin meydana geldiği bir süreç başladı. Bu durumda da o cemaat tipi yetiştirilen çocuk tarzı ile birey olarak yetiştirilen çocuk tarzı farklılaştı. Biz cemaat tipi çocuk tarzıyla çocuklarımızı yetiştiriyoruz. Bunu yetiştirirken onların birey olmalarını veya iradelerini özgürce kullanmaları engelleyici, ta nesilden nesile aktarılan bir yaklaşım tarzı ortaya çıkarıyoruz. Ama şu anda bu çocuklar modern çağda yaşıyorlar. Çekirdek aile içinde büyüyorlar. Sosyal ilişkilerinde bir takım bireysel karar vermeleri gerekiyor. İşte bu 1 ile 3 yaşında çocuk yetiştirme tarzımızda bunları bir cemiyet tipi toplumun birer üyesi özgür iradeyle karar verecek bir noktaya getirmemişsek, bunlar gençlik döneminde ve ergenlik döneminde ikinci bir şans tanınıyor. Hocam bir virgül koyalım. Hayır. Telefonumuz varmış. Hemen izleyicimizi bekletmeyelim. Evet, İstanbul'dan Özge Hanım. Buyurun Özge Hanım. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Ben İstanbul'dan arıyorum. Geçen yaşta bir evlilik yaptım. Yani hala evliyim gerçi de. Benim oğlum var, işte 17-18 yaşlarında. Hiçbir şeyini bizimle paylaşmıyor. Evet. Peki, yani, soracağım. Tam son kısmını alayamadım sorunu. Erken yaşta da işe atıldı. Hocam, izleyicimizin, Özge Hanım'ın çocuğu kendisiyle ailesiyle hiçbir şey paylaşmıyormuş. Yaşını öğrenebilir miyiz? Bir de cinsiyetini, 17 erkek yaşında. Çocuğu. Erkek çocuğu. Arkadaş çevresi olsun mesela. Arkadaş çevresini mesela tanımıyoruz. Yani çalışıyor, yani çocuk işten eve, evden işe gidiyor. Ama geç geliyor. Mesela soruyoruz, nereden geliyorsun? Arkadaşların kim? Bize anlatmıyor hocam. Yani ben bazen diyorum, acaba bir şeyler mi kullanıyor? Yani alkol falan mı alıyor? Yani böyle şeylere kapılıyorum. Ne yapmam lazım? Ona nasıl yaklaşmam lazım? Peki Özge Hanım, teşekkür ederiz. Hocam, sormak istediğiniz soru var mı Özge Hanım'a? Yok yani. Tamam. Tabii ailelerin iç durumlarını bilemediğimiz için burada evet, genel yorumlar yapabiliriz. Evet. Spesifik herhangi bir yardım yapabilmek durumunda değiliz. Evet. Biraz önce söylemiş olduğum ergenliğe girdiğinde çocukların birey olma özellikleri tekrardan kazanılabilir. Özgür iradesiyle birey olma özelliği kazanan insanlar kendilerinin lehine ve aleyhine olacak olan şartları değerlendirme potansiyeline ulaşırlar. Kendilerini bataklığa götürecek, uyuşturucuya götürecek, alkole götürecek, kumara götürecek, kötü alışkanlıklara götürecek bir takım süreçleri kendi kendilerine durdururlar. Ama aile içerisinde bu iradesi kullanılması yeteri kadar izin verilmemiş, bebekliğinden itibaren bu manada desteklenmemiş ve sorumluluğu kendisine ait kılınmamışsa, aile onunla yakın ilişkiler kurmakta zorlanmışsa, ergenlik bu dönemde krizdir. Çünkü ergenliğin en temel özelliği bağımlı olduğu ailesine karşı bir baş kaldırın teliğini yaşarlar. Bütün ergenler yaşar. Bu hafif geçebilir, orta geçebilir, ağır geçebilir. Ergenin hormonal yapısıyla beraber sanki ayrı bir devlet kurma isteği gibi bağlı veya bağımlı olduğu anne ve ailesinden farklılaşma, onların haberi olmayan bir takım işlere bulaşma, onların haberi olmayan bir takım eylemleri meydana getirdiği zaman kendisini tam ve bütün hisseder. Burada iki yol var ergenin önünde veya gencin önünde. Genç aileden ayrılabilir, yani duygusal olarak kendisini onlardan koparır ama kendine ait güzel bir hayat kurar. Bu çok takdir edilecek bir şeydir. Bu noktadan itibaren ailenin onu bir çocuk gibi takip etmesi, günü gününe bilgi alması doğru değil. Ergeni negatife doğru götürür böyle bir yaklaşım. Daha da uzaklaştırır. Daha da uzaklaştırır. Evet. Ama
Çocuğun ergenin ikinci yolu aileden bunalmış ve sıkılmış ise, kendisini ifade edecek bir alan bulamamış ise, hayatta da tutar bir dalı yoksa, eğitimi yok ise, herhangi bir başarı yoksa, bu sefer eyleme vurmalar dediğimiz, çocuk kendisini sakinleştirecek, alkol kullanmaya, uyuşturucu kullanmaya ve bunu kötü bir çevre olan arkadaş grubuyla yapmaya çalışır. Anne baba bunu anlamaya çalıştıkça kendini ketler ve kilitler, kendisini geri çeker, kötü bir arkadaş grubuna eşlik eder. Böyle bir şey hissediliyorsa mutlaka ailenin tedbir alması, evet, arkadaşlarını tanıması, bir şekilde onunla konuşulması, gerekirse bir profesyonel destek olarak o çocuğun kendi hayatını koruyucu ve kurtarıcı bir role yardım edilmesi gerekmektedir diye düşünüyorum. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir telefonumuz daha var. Hayır. Evet, Erzurum'dan Şevket Bey. Buyurun Şevket Bey, sorunuzu alalım. Alo. Buyurun efendim, sizi dinliyoruz. Sorunuzu alalım. İyi günler dilerim bacım. Sağ olun efendim. Bizim çocuk da lise 1'de okuyor, 13-14 yaşında. Okula gidip geliyor, evde bizimle iletişim kurmuyor. Okulda da arkadaş çevresi yoktur, arkadaşları yoktur. Sadece eve geldiğinde ders çalış diyoruz. Dersten ziyade telefon verin, bilgisayar verin. Bunu vermediğimiz zaman bakıyorsun ortalıkta geziyor, o tarafa bu tarafa, yani sanki cezaevi gibi tur atıyor. Bir etkili olamıyoruz. Ne yapabiliriz acaba? Peki, teşekkür ederiz. Hocam sormak istediğiniz soru var mı Şevket? Yok, teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Hocamız cevaplayacak. Yani 13-14 yaşı tam da ergenliğin ilk başladığı yaş ve her şeye tepki olan, karşı gelen bir yaş. Fakat sosyal çevresinin olmaması, arkadaşlarının, evet, olmaması ciddi bir kriz. 13-14 yaşlarında bazı ruhsal hastalıkların ilk başlama dönemidir. Ağır ruhsal hastalıkların. Bu ruhsal hastalıkların başlama belirtileri, daha önce sosyal olan bir çocuk sosyallikten geri çekilmişse, arkadaşlıklarından uzaklaşmışsa, evine kapanmışsa, karakter özellikleri değişmişse, bunun bir psikiyatriste mutlaka gösterilmesi veya gönderilmesi gerekir. Ama anladığım kadarıyla arkadaş çevresiyle ilişkileri iyi değil veya arkadaşı yok. Bir taraftan da eve geldiğinde evde ders çalışmıyor, sorumluluklarını yerine getirmiyor. Yani biraz önce anlattığımız gibi bir birey olma konusundaki sorumluluklarını alamıyor. Onun yerine içindeki sıkıntıyı, gerginliği telefonla, bilgisayarla, bir takım oyunlarla vakit geçirmeye çalışıyor ki burada bu çocuğun içinde bir sıkıntı olduğunu anlıyoruz, bir dert olduğunu hocam, anlıyoruz. Anladığım kadarıyla ailede onu engellemeye ve ders çalışsın diye baskılıyor. Baskı hiçbir zaman bu çocuklara yarar sağlamaz. Daha büyük bir tepkiyle gelir. O çocuklarla mutlaka bir arkadaşlık ilişki içerisinde bağlantı kurarak, onlara baba ve anne olarak, dost olarak onları samimi bir şekilde dinleyip, yukarıdan emir verir tarzda, işte ben babayım, ben anneyim, asarım, keserim, bacaklarını kırarım gibi yaklaşım tarzı bu çocukların daha da negatifleşmesine, kötü alışkanlıklar edinmesine neden olur. O çocuklarla arkadaşlık edip vakit geçirmesi lazım. Babaların vakit ayırmaları lazım. Bir takım etkinliklere beraber gitmesi lazım. Yani Erzurum güzel bir şehir. Benim de öğrencilik yaptığım şehir. Dolayısıyla Erzurum'un içinde bu delikanlı 13-14 yaşında Palandöken'e babası götürdüğümü merak ederim. Bir kayak beraber kaydılarımı merak ederim. Çarşı pazarı beraber dolandılarımı merak ederim. Bir alışveriş yapılacağı zaman çocuğuna hangisini alalım ya, ben bir kıyafet alacağım oğlum, bir pantolon alacağım ama seçemedim. Kırmızı mı alayım, mavi mi alayım diye tercihi ona sorup onun fikirlerine önem verir. Cumhuriyet Caddesi'nde gezip oradaki bir pastaneye oturup orada bir çağ kebabı, bir pastanede pasta yemesi gibi. Yani biraz daha yakın ilişkiler kurarak çocuk bir ailesi olduğunu, bir babası olduğunu, en önemlisi de kendisine değer verildiğini ve düşüncelerine değer verildiğini görmesi lazım. Bu yaşlardaki gençlerimiz çok absürt şeyler konuşur, evet, mantıksız şeyler konuşur, ipe sapa gelmez iddialarda bulunur. Fakat bunlar çok ciddidirler. Biz onların bütün bu konuşmalarını samimiyetle dinleyip karşımıza alıp, ya şunu demek istiyorsun, şurası kafama yatmadı, sen bunu nasıl açıklıyorsun şeklinde kafamıza yatmayan yerleri soru sorarak, aşağılamadan, onları terslemeden, nasihatler çekmeden, ben senin yaşındayken şöyle yapardım, böyle yapardım demeden,
onun düşüncelerini ve duygularını nazik bir şekilde ele alıp, çünkü ele avuca sığmayan, içinde fırtınalar var, hormonal yapıları değişiyor, cinsel hormonlar aktifleşiyor, dürtülerini kontrol edemiyor, o anda ego parçalanıyor, kendisini sakinleştirebilmek için bir takım yöntemler buluyor. Burada da günümüzde işte telefondu, bilgisayardı, oyunlardı, bununla kendini sakinleştiriyor. Bu sakinleştirmeyi bunlar olmadan yapabilecek potansiyele gelebilmesi için ailenin psikolojik destek. Ha bunu başaramıyor aile, zor oluyor. Çünkü çok zor gerçekten ergenle uğraşmak. Yine burada da yine bir konuyla ilgili bir psikolog arkadaşımıza, gençlerle çalışan, ergenlerle çalışan arkadaşımıza bir ilişki içerisinde olmasında yarar var. Hocam bu anne baba ilişkileri içinde biraz programımızın ilerleyen dakikalarında daha uzun ele alacağız ama sanki o çok küçük yaşlardan itibaren bu tavsiyelerinize gerçekleştirmek, evlatla yakınlaşmayı sağlamak eminim onların bu gençlik döneminde, ergenlik dönemini daha rahat atlatmalarına sebep olur değil mi? Kesinlikle. Yani biraz önce bahsettiğim ilk 5 yıl çok önemlidir. Evet. Bu 5 yılda, 1 yılda anneyle çok temas içinde olur çocuk. 2. 3. yılda yavaş yavaş anneden ayrılır, tekrar anneye döner. Anneden kaçar, geri gelir. Anne gözleriyle onun kaçmasını, oyun oynamasını destekler de ben buradaymış, merak etme, ihtiyacın olduğunda geri dönebilirsin. Evet. Bakışıyla bakar da o çocuk o coşkuyu alırsa dış dünyaya doğru yönelir. 4-5 yaşlarına geldiği zaman yavaş yavaş bir rekabet duygusu dediğimiz duyguyla mücadele etmeye başlar. Kardeşlerini kıskanır, komşularını, kuzenlerini kıskanır, akrabalarını kıskanır. Hep kendisi sevilsin ister. İşte 3 yaşında geldiği andan itibaren yavaş yavaş onun bir birey olma sürecinde ailenin onu sistemden ayırması ve onu bir birey olarak kabul etmesi lazım. O çocuk okul hayatına başladığı zaman okul hayatında bir rol alması lazım o çocuğun. Öğretmenleri desteklemesi lazım. Her çocuğun içinde bir potansiyel var, bir güzellik var. Evet. Bu potansiyel ve güzelliği alıp onunla ilgili temas kurduğunda o potansiyeli aktifleştirdiğinde çocuk kendisini beğenir, kendisini sever, kendisine barışık hale gelir. Bu çocuk daha olgun bir hale gelir. İşte bunları yapmış olan aile çocuk ergenliğe girdiğinde çok hafif krizlerle ergenliği atlatır. Hı hı. Ama bunlar yapılmamışsa, çocuk biraz ana kuzusu edilmişse, annesinin yanından ve eteğinden hiç ayrılmamışsa, ayrılması tersi, desteklenmemişse, evet, veyahut hiç ilgisiz bir anne varsa, ebeveyn varsa, şiddet ve travma varsa zaten ergenlik çok fırtınalı gidecek bu çocuğun artık. İhmal, istismar, işgal. Bunlarla ilgili tüm krizler ergenlikte gelir oturur. Ergenlikte çocuk bir silkelenir. Tekrardan böyle bir kas gücü bulur. Kendisini güçlü hisseder. Bu güçlü hissettiği dönemde orada tekrardan birey olmanın mücadelesi başlar. İşte birey olma mücadelesi önce böyle anne babaya biraz karşı gelme, kafasına göre bir takım hareketler yapma, özel sırlar saklama, kayıp zamanların olması. Bu dönemler, kapıları çarp, bunlar doğaldır. Evet. Yani annenin babanın bunlara sinirlenmemesi, sakin olması, onların sakinliği çocuğun kendisi böyle bir evlada sahip olduğunda nasıl sakin olacağının öğreneceği modelidir. Evet. Anne baba çocuktan daha da öfkeliyse, o çarptığı zaman o da camı kırıyorsa, bu çocuk hiçbir zaman sakinleşmeyi, dinginleşmeyi, yatışmayı öğrenemeyecektir. O dönemlerde çocuklar çağıl çağıl sel olacak, anne baba baraj olup onu kucaklayacaklardır. Evet. Onun ters hareketlerini o dönemlerde kısmen görmezlikten gelecektir. Bunun tek istisnası uyuşturucu gibi, alkol gibi, kumar gibi kötü alışkanlıklarına gittiğinde veya kötü bir çevre edindiğinde çocuğa bakmadan o çocuğu o çevreden kurtarmak anne babanın görevidir. Evet. Eğer kendileri buna yetmiyorsa bir profesyonelden destek alarak onu sürdürmeleri gerekir. Evet, çocuğu o şekilde bırakmak kesinlikle asla ileriki doğru yetişkinlik değil. Hayatında da onun için çok zor dönemler olur. Hocam şimdi kısa bir ara vereceğiz. Hay efendim. Değerli dostlar, kısa bir aranın ardından değerli hocamız uzman doktor Tahir Özakkaş hocamızla birlikte olacağız. Programımıza bütün güzelliğiyle devam edeceğiz.